Evet, geçmiş olsun. Şimdi Teşekkür yine böyle çok sık sorulan bize bir soruya cevap olması açısından senle böyle bir çekim yapalım. İnsanlar merak ediyor. Varikosel ameliyatı işe yarıyor mu diye endişe ediyorlar. Yani sende de böyle endişeler belki olmuştur. Mutlaka. Ne kadar zaman oldu sen ameliyat olalı? Hocam benim ameliyat olalı şu anda 1 yıl 1 ay. Güzel. Peki ameliyattan ne kadar önce teşhis konmuştu varikosel teşhisi? Yaklaşık 4-5 ay Ne önce. yaptın o 4-5 ay? Yani böyle insan panik oluyor, işte Çok. kısır kalacağım. Kaçtı senin sperm sayın? Hocam 7 milyona kadar düşmüştü. 7 milyon. Daha önceden de biliyor muydun? Yani düşme mi Yani olmuştu? şöyle ilk teşhis konulduğunda 8 Evet. milyondu. Tahlil yaptırdım hemen. Sonra mecburen işler dolayısıyla aksattım. Evet. 2-3 ay sonra yaptım 7 milyona düşmüştü. Peki insanın psikolojisi ne orada? Yani bir erkek böyle bir şey olduğu zaman ne oluyor? Yani çok üzülüyor herhalde, Yani, etkileniyor, tabii değil mi? hocam sonuçta hani herkes böyle doğal olmak istiyor. Daha hani değerlerin Evet. normal olsun, daha Allah'tan sağlıklı tüp olun. bebek Evet. gerçekten hani bir tane spermi olana şu anda bir umuttur. Tabii. %50 başarısı var. Adamın bir spermi varsa bile tüp bebek. Eskiden tüp bebek yoktu. Varikosel de olmayınca mesela sendeki 7 milyon spermadan bakıyorsun, varikosel yok. Düzeltecek bir şey yok. Evlat edinin diyorduk. Evlat edinmeyi söylerdik. Şimdi tüp bebeklerden yine Allah razı olsun. Şimdi sendeki sperm sayılarına bakıyorum. Sende de eskileri var. Şu anda bir sene sonra 27,5 milyon 1 mililitre sperm var. Eskisi 7 milyon muydu diyorsun? Evet, ameliyat öncesinde. Güzel. O, sen yine bak oradan. Hızlı ileri hareketli dediğimiz şey toplamda 156 milyon sperm çıkmış. Toplamı kaçtı sende orada? Ortalamalara bakıyorum. 41 milyonmuş. 41 milyon. Yani 1 mililitrede 7 milyon, toplamda 41 milyonmuş. Evet, evet. Şimdi 27,5 milyon 1 mililitrede 156 milyon toplamda. Harekete baktığımız zaman hızlı ileri hareketli yazıyor. O kaç? Orada 22'ymiş. 22, şimdi %35'e çıkmış. Yavaş ileri hareketli kaç? 17. 17, şimdi %20'ye çıkmış. Yani bu ikisinin toplamı %55 olmuş. Çok güzel. Hareketsiz, immotil dediği şu anda %33. Sende kaçmış? Bakalım. %48. 48. Yani %15 bir hareketlenme olmuş spermlerde. Bu da en hızlı ileri hareketlerde çok artış olmuş. Morfolojisine baktığımız zaman şekil bozukluğu dediğimiz şey. Orada kaçmış? Şu kuru ger %4 olması gereken kaçmış o normal yapısı? Arkası, ha, orada görebiliyor musun? Aynı laboratuvarda bakmak önemli. Böyle Aynen. karşılaştırma açısından sen de öyle yaptın. İyi oldu. Şöyle isterseniz Ver bakın ekran bakalım. bulamadım. İlk sol Evet, sayfa. şurada. Normal yapı %5'miş. Şimdi %20'ye çıkmış. Güzel. Şimdi bu gerçekten bir varikosel ameliyatından beklentimiz bu. Sen bekarsın. Evet. Normalde evli çiftler şöyle bir şeyle çocuk olur Allah'ın izniyle. Bize hep sorulan soru, ne kadar zamanda? Şimdi benim 2 sene sonra gebelik yaşayan hastam da var. Tabi istiyoruz ki herkes de 3 ay sonra olsun. Evet. Olan da oluyor. En çok 6 ay ile 1 sene arası deriz. Sen de gerçekten 1 sene sonra şu sonuçlara baktığımda bence son 6 ayda zaten bunlar bu hale yaklaşmıştır. Genelde 6 ay sonrasında bu sperm yükselmesi oluyor. Sende de şu anda 1. senesinde, şu anda sende kısırlık yok. Çok güzel. Bu çok güzel. Şimdi bir de damarlarını kontrol edeceğim. Tamam. İnşallah onlardan da hiçbir şey kalmadığını göreceğiz ve bu böyle hallolacak. Hadi İnşallah bakalım, gel hocam. onlara da bir Teşekkür bakalım. ederim.